Türk Edebiyatı'nın en özgün kalemlerinden biri Sevim Burak, doğumunun 80. yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'de anıldı. İnce mizah duygusu derin bir hüzünle kesişti. Geniş bir sanatsal birikimle kurduğu yazım biçimini, kalabalıkların içinden çıkarıp kucakladığı insani duygularla buluşturdu. Yaşadığı dönemde tanıklık ettiği toplumsal dönüşümü iliklerimize kadar hissedebileceğimiz en yetkin eserler onun elinden çıktı. Ne sahte bir dünyanın kapısından girdi, ne bir kuramın uygulamasını yaptı. Sevim Burak, dişiyle, tırnağıyla, bütün gerçekliğiyle yazdı. Bu yıl 80. yaşını kutladığımız usta kalem, geçtiğimiz günlerde İrlanda'nın başkenti Dublin'de en eski üniversitelerden biri olarak bilinen Trinity Üniversitesi'nde anıldı. Tiyatro sanatçısı Tilbe Saran, Sevim Burak'ın 1965'te yayımlandığında yılın edebiyat olayı sayılan ilk kitabı Yanık Saraylar'dan bir bölüm okudu. Etkinlikte Türk öykücülüğündeki modern yönelişler içinde ayrı bir yer kazanan ve dünyaya erken düşmüş bir yazar, bir deha olarak nitelenen Burak'ın eserleri, Bilgi Üniversitesi'nden Nilüfer Erdem ve Ankara Üniversitesi'nden Doçent Doktor Beliz Güçbilmez tarafından değerlendirildi. Sevim Burak, aramızdan ayrılışının üzerinden geçen 28 yıl sonra bile Türk Edebiyatı'nın can damarlarından biri olarak görülüyor.